Boş, ARM34, çim biçme makinesi, makine çalışmıyor şikayeti var. Bakabilir misin dendi. Şüpheli dedim. Baksan mı dedim. Bak dedi. Bakalım dedim. Makinenin üstünde 4 tane vida var. Bu vidaları söktük. Sizlere detay etiketini de paylaştım. 4 vidayı söktükten sonra ön tarafı kastırarak bu 2 tane tırnaktan kurtarıyoruz. Sağdaki vidayı gevşetiyoruz çünkü bu buradaki plastiğin üstüne binmiş, onu kurtarmamız gerek. Öncelikle bir motorumuzu görelim dedik. Motorun içi çim dolu doğal olarak. Bu çimleri kendi elektrik süpürgemle güzelce bir temizliyorum. Bu şekilde çalışmak istemem. Philips elektrik süpürgesi. Boş çim biçme makinesini temizlerken makineyi açtım. Ölçü aletimle kontrolleri ediyorum ama maalesef buraya elektrik gelmedi. Onun için üst tarafı açmam gerekiyor. Buton kısımlarını söktüm. Altta 8-10 tane kadar vida var. Bunları çıkarttım. Elimle bir kontrollerini yapıyorum. Düğmeye bastım. Motor çalıştı. Yani şimdi bu ne demek? Muhtemelen bu düğme buradaki butonlara basmıyor demek. Detaylı olarak parçaları incelemeye başladım. Bakın buralarda tırnaklar var. Şimdi ben bu makinenin çalışma prensibini bilmiyorum. Tamamen mekatronik bilgilerimle ilerleyeceğim. Muhtemelen ortadaki tuşa basılı tutuyoruz. Daha sonra yanlara bastığımız zaman bu tırnaklar sayesinde takılı kalıyor. Muhtemel olarak buradaki buton yerinden kaymış durumda. Yani bu butonu düzgün şekilde montajlayacağız. Çünkü parçalarda gerekli bir aşınma yok. Muhtemelen butona biraz darbe verdiler. Sebebini de birazdan söyleyeceğim. Bakın tekrardan test ediyorum. Makine çalışıyor. Şimdi aynı işlemleri tersinden yapacağız. Üst kapağı oturtuyoruz. Sağdaki vidayı önce sıkıyoruz. Ön tarafı kastırarak içeriye doğru sokuyoruz. Daha sonra 4 tane vidayı takıyoruz. Tabii ki buraları temizleyeceğiz. Diş fırçasının nerelerde kullanıldığını da görün. Aynı bu şekilde kastırdım. Aşağıya doğru bastırıyorum ve yerine oturuyor. Prizin geçtiği yeri arkadaşlarımız kesmişler. Muhtemelen makine çalışırken priz tam yerine oturmadığı için, tutukluk yaptığı için butondan şüphelenip butona darbe vurdular. Çünkü aslında priz tam yerine oturmuyordu. Onun için ben bu kırdıkları yeri biraz daha düzelteceğim. Priz tam yerine otursun. O şekilde kullansınlar. Gördüğünüz gibi çalışmada herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bu parçaladıkları yeri biraz ben düzelteyim. Demir desteğisi olmadı. Yan keskiyle devam. Hayırlı olsun.